Sizin için de güzel bir an oldu. Dünya Kupası'nda kimi favori görüyorsun? Ki şampiyon olmasını istediğim daha bir takım var. Ve şu an nerede olduğum aklıma gelince kendimi öyle motive ediyorum. Yani olduğum andan ve olduğum yerden çok mutluyum. Ya, inanılmaz bir totemci. Benim değişkenlik gösteren totemlerim var. Üç kelime az gelecek ama ben üç harfle sadece açıklayayım. O da aşk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizler de benim gibi Fenerbahçe YouTube'a katılın. Herkese iyi günler. Görüşürüz. İsmail hoş geldin. Hoş bulduk. Fenerbahçe YouTube'da ilk defa video çekiyorsun. Evet. Biz çok mutluyuz. Teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için ben de çok mutluyum. Fenerbahçe YouTube'u izliyor musun? İzlediğini biliyorum. Bana anlatmıştın. Kesinlikle, o yüzden soruyorum bunu. Kesinlikle izliyorum tabii. Merakla takip ediyorum. Merakla da bekliyorum videoları falan. Birinci sorudan başlayalım. En son oynadığın PlayStation veya bilgisayar oyunu? Ya bilgisayar oyunu çok oynamıyorum ama PlayStation oyunu seviyorum. FIFA, özellikle FIFA oynarım. Burada da zaten içeride PlayStation'ımız var. Zeki Hoca, Mert abi, Emir abi falan oynuyoruz ya. En çok oynadığım oyun ya FIFA yani. Peki başka FIFA oynayan kim var takımda? Futbolculardan bildiğim galiba Bright iyi oynuyormuş gerçekten. Dünya Kupası'nda kimi favori görüyorsun? Ya favori gördüğüm bir takım var. Brezilya. Ama tabii ki şampiyon olmasını istediğim daha bir takım var. Arjantin. Ben de bir Messi hayranı olarak Messi'yi of kupayla görmek istiyorum tabii ki. En son gezmek için gittiğin yer neresi? Ya gezmeyi seven bir insanım ama bu sene yoğun takvimden dolayı çok dışarıya çıkamadım. Gittiğim en son herhalde Antalya tatili. Ondan sonra zamanımı İstanbul'da geçirdim. Ailemle birlikte geçirdim yani. Yediğin en tuhaf yemek. Ya ben aslında yemek konusunda biraz seçiciyim. Yediğim bir tuhaf yemek olmadı ama şu an diyetteyim. Yediğim her şey bana tuhaf geliyor. Sağ olsun Şengül Abla yüzünden. Yani seçici bir insan olduğum için bu aralar yediğim her şey tuhaf geliyor. Telefonda takım arkadaşlarım nasıl kayıtlı? Ya unutkan biriyim. Bunu da söyleyeyim. Balık hafızalı derler ya, biraz öyleyim. O yüzden herkesi ismiyle kaydetmeyi seviyorum. Lakaplı kimseyi kaydetmedim daha. Kendini mutsuz hissettiğin anlarda nasıl motive olursun? Aslında bunu daha önce çok izlenimledim kendimde. Düşündüm. Çok mutsuz an yaşadım önceden hayatımda. Ama geçmişteki yaşadığım olumsuzlukları aklıma getirir. Ve şu an nerede olduğum aklıma gelince kendimi öyle motive ediyorum. Ve geleceğe daha çok mutlu oluyorum. Yani olduğum andan ve olduğum yerden çok mutluyum yani. O yüzden kendimi öyle motive ediyorum. Dünyada en çok görmek istediğin yer neresi? Ya bu seneye kadar daha önce yurt dışına çok çıkamadım. İmkanım olmadı. Ama bundan sonra gitmeyi istiyorum. Özellikle deplasmanlara gittikten sonra yurt dışını çok merak ediyorum. O yüzden ben biraz da doğayı seven bir insan olduğum için, Anadolu çocuğuyum biraz. Doğayı seven bir insan olduğum için özellikle İsveç taraflarını falan çok merak ediyorum. Oralar çok güzel yeşillik anlamında. Oraya gitmek istiyorum birazcık. Fransa Rennes deplasmanına gitmiştik. Orası gerçekten çok güzeldi. Hayran kalmıştım. Evet, kaldığımız yer özellikle otel ve etrafı çok güzeldi. Yani orası olabilir aslında. En beğendiğin golün veya asistin? Bu soru benim için biraz kolay. Cevabı gerçekten daha da kolay. Tabii ki de ilk milli takımda attığım golüm. Benim için çok farklı bir değeri var. İlk milli formamda, ilk maçımda skorda katkıda bulunduğum için çok başka bir duygu benim için. En beğendiğim, hayatımdaki en özel yerlerimden birinde orası yani. O ne abi? Bakabilir miyim? Ana. Vay be. Tam bir takım sonrasının üstüne geldi biliyor musun? Ne güzel denk geldi ya. Teşekkür ederim abi, çok mutlu oldum. Sizin için de güzel bir an oldu. Şimdi merakla bekliyordum. Tam da sorunun üstüne denk geldi biliyor musun? Evet. Çok güzel oldu ya. Teşekkür ederim Alper abi. En sevdiğin eşyan. Ya aslında eşyalara çok değer veren biri değilim. Yani düşündüğüm zaman düşünüyorum. Bu olabilir aslında. Bunu kuzenimin kolundan almıştım. Zorla almıştım. Kendisi takıyordu. Aldığım zaman da kabullenmişti artık aldığımı. Ve şey demişti. Bu sana çok şans getirecek bu sene. Ben de şanslara falan da inanan biri olduğum için. Herhalde bu sene en çok değer verdiğim eşyam bu oldu herhalde. Bilekli. Maç öncesinde, sırasında veya sonrasında totemin var mı? Bu soru aslında çalışanlarına sorsanız
söyleyecek tek kişi benimdir herhalde takımda futbolcu totem yapan kimdir diye. Ya inanılmaz bir totemciyim ve benim değişkenlik gösteren totemlerim var. Maçtan önce ne yapıyorsam, maç benim için iyi geçiyorsa ya da takımım için iyi geçiyorsa öbürkü hafta da onu yapıyorum. Aynısını yapmaya çalışıyorum. Mesela yani yürüyüşe çıktım maç sabahı. 10 dakika bir yerde mesela koridorda yürüdüm. Maç iyi geçti. 10 dakika öbürkü hafta da yürümeye çalışırım. Ama eğer kötü geçerse o totem bir daha silinir bende. Yani değişkenlik gösteren totemlerim var. Ama sabit bir totemim herhalde beyaz bir baltık koluma. O beni iyi hissettiriyor yani. Fenerbahçe'yi 3 kelimeyle anlatır mısın? Belki de en zor soru bu ya. 3 kelime az gelecek ama ben 3 harfle sadece açıklayayım. O da aşk. Fenerbahçe benim için bir aşk. Fenerbahçe'ye geldiğinde en çok şaşırdığın şey neydi? Ya hayatım boyunca unutamayacağım günlerden biriydi o benim. Tesise ilk adımımı attığımda hiç unutmam. Tesise ilk adımımı attığımda oyuncuları gördüğüm andaki şaşkınlık çok başka bir şeydi. Çünkü 2 ay önce televizyondan izliyorsunuz, sosyal medyadan takip ediyorsunuz. Hayran kaldığınız futbolculara bir anda tesisten girdiğin anda onların karşında sana selam verdiğini görmek inanılmaz mutluluk verici bir şey. Bir de karşılanma anım çok çok farklıydı. Benim tesisin girişinde karşıladıklarında ve herkese çalıştırdıklarında çok mutlu olmuştum ve şaşırmıştım. Yani şunu görmüştüm. Her yeni gelen oyuncu çok fazla değer gösteriyorlar buraya yabancılık çekmesin diye. En çok şaşırdığım şey aslında buydu. Fenerbahçe tarihindeki en beğendiğim futbolcu kim? Bu soru da biraz basit. Tabii ki de efsanelerimizden biri Alex. Yani Alex, ben de bir Alex hayranıyım. Yani çok inanılmaz derecede izlediği zaman zevk veren bir futbolcuydu. Bir de Türk oyuncu olarak da şu an teknik direktörlük yapan Emre Belözoğlu diyebilirim. Oynadığım pozisyondan dolayı onu da çok beğeniyordum yani. YouTube'da en çok ne izliyorsun? YouTube'da en çok tabii ki de Fenerbahçe YouTube katılı izliyorum. Özellikle de deplasman hikayelerini çok çok severek izliyorum. Hiçbir şey kaçmıyor Oğuz'dan. Bu arada söyleyeyim ben size arkadaşlar. Ne isterseniz Fenerbahçe, yani Fenerbahçe'mizin, yani ailemizin özel anlarını, deplasman hikayelerini, taraftarımızın merak ettiği her şeyi yani YouTube katılımda görebiliyorsunuz. Oğuz size her şeyi aktarabiliyor sağ olsun. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizler de bizler gibi, benim gibi Fenerbahçe YouTube'a katılın. Herkese iyi günler. Görüşürüz.